Arkadaşlar merhaba. Bildiğiniz üzere DGS bilgi temelli bir sınav sistemi olarak değil, hız temelli bir sınav sistemi olarak karşımıza çıkıyor. Hızı ya da zamanı ne kadar iyi yönetirseniz o aranda başarılı olabileceğiniz bir sınav sistemi oluyor DGS her zaman. Bugün sizlerle DGS'de nasıl daha hızlı çözüm yapabilirsiniz? Hangi soru formatları daha önce çözerseniz daha fazla zaman arttırabilirsiniz? Bunları konuşmuş olacağız. Yani kitapçıyı açalım, baştan sona doğru çözelim şeklinde soru çözüm sıralamasını biz önermiyoruz arkadaşlar. Belirli soru kalıplarını daha önce, belirli soru kalıplarını ise sınavın sonuna doğru bıraktığımızda daha iyi netler elde edilebiliyor. Bugün bunları konuşmuş olacağız. Video açıklamasında zaman damgaları yer alacak. Her bölüm için ise yine ayrı ayrı konuşuyor olacağız. Vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Şimdi sevgili sözel öğrencilerimiz, arkadaşlar bazı sözel öğrencilerimiz şunu yapıyor. Deneme ya da sınav anında önce matematiğe bakayım. Matematikte 2-3 tane soru işaretlerim. Oradaki bir net kuralını aşarım. Sonra sözele dönerim mantığında hareket ediyorlar. Arkadaşlar burada kolay soruyu aramak sizlere zaman kaybettirecektir. Bu tarz bir çözüm yolu kesinlikle uygulamayın. Bizim sizlere önerdiğimiz çözüm sıralamasını şimdi sizlerle paylaşayım. Ekranlarınıza da gelecektir. İlk önce sözel bölümden başlıyoruz arkadaşlar. Sözel bölümde ilk olarak boşluk doldurma sorularını, ikinci olarak kesin olarak çıkarılabilecek yargı sorularını 3. olarak yer değiştirme soruları, dördüncü olarak tekli paragraf soruları, 5. olarak çoklu paragraf sorularını çözüyoruz. 6. sırada anlam akışını bozan sorular, 7. sırada hangisinden önce sonra soruları, 8. sırada sözel mantık soruları ve son olarak DGS öğrencilerinin ağırlıklı olarak zorlandığı cümle sıralama sorularını çözerek sözel bölümdeki soruların tamamını görmüş oluyoruz. Sözel bölümde bu şekilde çözümü tamamladıktan sonra matematik bölümüne geçebiliriz arkadaşlar. Matematik bölümünde ilk olarak temel matematik dediğimiz yer, yani cebir çözülmeli. Çünkü sınavın en kolay yeri her zaman cebir olarak karşımıza geliyor. Hocam benim hala zamanım var. Baktım saate. Güzel. Matematikte cebiri bitirdim. Geçeceğiniz yer problemler bölümü değil, sayısal mantık bölümü oluyor. Çünkü sayısal mantıkta çok kolay sorularla karşılaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Sayısal mantığı bitirdikten sonra problemler. Eğer baktıysanız ki sosyal öğrencilerimizin ihtiyacı yok. Son olarak da geometri bölümünü çözebilirsiniz. Arkadaşlar bu sıralamalar, bu çözüm stratejilerini biz Uzun zamandır öğrencilerimizde deneme yanılma stratejisi ile birlikte denemiş olduk. En verim aldığımız strateji bu oluyor sözel öğrencilerimizde. Önünüzdeki zaman diliminde deneme çözerken de bu sıralamayı denerseniz zaten fazlasıyla hız kazandığınızı sizler de görmüş olacaksınız. Şunu unutmayın arkadaşlar dünyanın en zor sorusu da karşınıza gelse sınavda sizlere aynı puanı verecek. Dünyanın en kolay sözel sorusu da yine sizlere aynı puanı verecek. Bu yüzden bu çözüm stratejisini uyguluyoruz ki kolay soruları önce çözelim, bitirelim. Zor sorular en sona kalsın. Çünkü bizler için aynı nitelikte puanı sizler için getirecek. Bu çalışma stilini uygulayın. Hepinize başarılar diliyorum. Şimdi biz sayısal öğrencilerimiz için konuşmaya geçiyoruz. Sayısal öğrencilerimiz hepinize merhaba. Arkadaşlar gerek deneme sınavlarında gerek de sınav anında bazı öğrencilerimiz sayısal bölümde şunu yapıyorlar. Hocam gideyim Türkçeden 3-5 tane soru işaretleyeyim oradaki bir net kuralını atlatayım sonra matematiğe geçelim diyorlar. Arkadaşlar bunu yaparken aslında çok anlamsız şekilde zaman kaybediyorsunuz. Bu yüzden her zaman gerek deneme sınavı çözerken... Gerekse sınav anında sayısal bölümden başlayacaksınız. Gidelim Türkçeyi garantileyeceğim diye matematikte 3 net 5 net kaybetmeyin. Arkadaşlar sayısal bölümde çözüm sıralaması önerimiz olarak ilk önce cebir bölümünü yani temel matematik bölümünü çözün. Çünkü sınavın en kolay bölümü her zaman cebir olarak karşınıza gelecektir. Cebir bölümünü çözdükten sonra problemlere değil, sayısal mantık bölümüne geçmeniz sizler için hız kazanma noktasında daha belirleyici olacaktır. Buna emin olabilirsiniz. Çünkü sayısal mantık bölümünde bir bilgi temeli olmadığı için o soruları yapabilmek sizler için daha kolay hale gelecektir. Eğer geometri çözen öğrenci grubu arasında yer alıyorsanız, geometriye ilginiz varsa sayısal mantıktan sonra geometriyi çözüp en son olarak problem bölümüne geçebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Hocam niye böyle hani kitapçı açıyoruz da baştan sona çözmüyoruz? Niye böyle karışık karışık ilerliyoruz? Arkadaşlar şimdi Dünyanın en kolay sorusu da sizlere bu sınavda aynı puanı getiriyor. Dünyanın en zor sorusu da sizlere bu sınavda aynı puanı getiriyor. Soru zor diye oradan sizin elde ettiğiniz puan artmıyor. Oradaki puan değişiklikleri standart sapmadan, yani ortalama netlerden uzaklaştığınız takdirde oluşuyor. Bu öğrenciler tarafından çok fazla karıştırılır. Yani zor soru çözdüğümde işte sanki 10 puan alacağım da kolay soruda 1 puan alacağım gibi bir bakış açısı oluyor. Böyle bir iş yok. Amacınız yapabileceğiniz en fazla sayıda soruyu doğru yapmak olmalı bu sınavda. Matematiği bu şekilde tamamlayacaksınız. Matematikten sonra sizlere defalarca söylemiştim ki DGS'de sayısalcıyım, sözelciyim bakış açısı bizler için yanlıştı. Hepimiz eşit ağırlıkçı gibi matematiği de çözeceğiz, Türkçeyi de çözeceğiz bakış açısında düşünmeliydik. Arkadaşlar sözel bölüme geldiğimizde yine en kolay konu başlıklarını çözerek işlemlerimize devam edebiliriz. Sözel bölümde en rahat edeceğiniz bölümleri sıralı şekilde sizlerle paylaşayım. İlk olarak sözel bölümde boşluk doldurma sorularını, ikinci olarak kesin olarak çıkarılabilecek yargı sorularını, üçüncü olarak yer değiştirme soruları, dördüncü olarak tekli paragraf soruları, beşinci olarak çoklu paragraf soruları, altıncı olarak anlam akışını bozan cümle soruları, yedinci sırada hangisinden önce sonra soruları 8. sırada sözel mantık ve son sırada cümle sıralama ve genel olarak DGS'nin sözel bölümünün en çok zorluk yaşattığı alan zaten cümle sıralama soruları olduğu için bu bölümü en son değerlendirmek sizler için faydalı ve zaman yönetimi konusunda lehinize olacaktır. Arkadaşlar önünüzde zaman var. Bu bahsetmiş olduğum sıralamayı deneyin. Öğrencilerimizin %99'u bu sıralamaları uygulayarak ciddi zamanlar arttırabiliyorlar. Önünüzdeki fırsatı iyi değerlendirin. Buradaki stille muhtemelen her biriniz 10-12 dakika arasında zaman kazanmış olacaksınız. Şimdi eşit öğrencileri hakkında değerlendirmeye geçeceğim. Hepiniz hoşçakalın. Eşitlik öğrencilerimiz hepinize tekrar merhaba. Şimdi arkadaşlar gerek deneme çözerken gerek sınav anında eşitlik öğrencilerimizin bazıları sözel bölümden başlıyor çözmeye, bazıları ise sayısal bölümden başlıyor çözmeye. Buradaki sıralamanıza karışmayacağım. Biz genel olarak önce Türkçe sonra matematik şeklinde ilerliyoruz. Çünkü matematiğin zor geldiği senelerde öğrenci orada net kayıpları yaşarsa Türkçeyi çözmekte zorluk yaşıyor. Bu noktada Türkçeden başlamak eşitlik adına genelde daha lehte olmakta. Türkçeden başladığınızı varsayarak sözel bölümde nasıl bir soru sıralaması izlemeniz gerekiyor bunun üzerine konuşalım. Sözel bölümde ilk olarak boşluk doldurma sorularını çözdünüz. İkinci sırada kesin olarak çıkarılabilecek yargı sorularını çözdünüz. Üçüncü sırada yer değiştirme sorularını çözdünüz. 4. sırada tekli paragraf sorularını çözdünüz, 5. sırada çoklu paragraf sorularını çözdünüz. 6. sırada anlam akışını bozan cümle soruları, 7. sırada hangisinden önce sonra soruları, 8. sırada sözel mantık soruları ve son sırada DGS'nin sözel adına en çok zaman harcatan soru kalıbı olan cümle sıralama sorularını çözebilirsiniz. Sözel bölümü tamamladıktan sonra sayısal bölüme geçebiliriz arkadaşlar. Sayısal bölümde ilk olarak sınavın en kolay bölümü olarak karşımıza gelen cebir sorularını çözüyoruz. Cebir bölümünü hallettikten sonra problemler bölümüne değil, bizler için işlem kolaylığı sağlayan, o soru bazında daha rahat çözüm yapabileceğimiz sayısal mantık sorularını çözüyoruz. Sayısal mantık bölümünü tamamladıktan sonra problemler bölümünü çözüyoruz. Bizler her ne kadar eşitlik öğrencilerimize geometri çalışmasını tavsiye etmesek de çalışan öğrencilerimiz olduğunu da biliyoruz. Son sırada da geometri sorularını çözebilirsiniz. Arkadaşlar bu soru çözüm stillerini uzun yıllardır öğrencilerimizde uyguluyoruz. Her bir öğrencimiz ortalama olarak bu stillerle 10 ile 15 dakika arasında zaman kazanabiliyorlar. Bu stili uygularsanız sizler de bu zamanı kazanabilirsiniz. Şunu unutmayın arkadaşlar. Dünyanın en kolay sorusu da sizlere aynı puanı getirecek. Dünyanın en zor sorusu da yine sizlere aynı puanı getirecektir. Gidip de zor sorularla inatlaşmanın anlamı yok. Kolay bir şey varsa, kolay bir konu başlığı varsa bunları sınavda daha önce çözerseniz daha iyi netler elde edersiniz, daha iyi sıralamalar elde edersiniz, daha iyi puanlar elde edersiniz. Bu yüzden zor sorularla ekstra olarak uğraşarak kendinizi yormayın. Hepiniz hoşçakalın. Sıradaki videoda görüşmek üzere.